Şimdi tabii Şu Çakır var. konuşmuşken, sizi böyle alacağım ben tekrar <laughs> Coşkun Bey. Tayfun füzesini konuşmadan olmaz. Çünkü Türkiye'nin 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan yerli kısa menzilli balistik füzesi Tayfun test atışlarını başarıyla tamamlamıştı değerli izleyenler. Yürütüler çalışmalar sonucunda balistik füze kabiliyetinde Türkiye 1000 kilometre menzildeki hedeflere vurabilme kabiliyetine erişmeye hedefliyor. Şimdi... Hmm, ne demek bin kilometre? E, ne ifade ediyor? E, yani Tayfun füzesiyle birlikte Türkiye kıtalar arası füze kabiliyeti olan, e, sahip olan ve üreten ülkelerden biri mi olacak evet. ne demek? Çünkü yani bu aslında buradaki kıtalar arası vurgusu bu, çok bu, önemli. Çok özür Bu kısa Vurcu. menzilli bir füze. Bizim için uzun yani bin kilometre ama ve üstü. yani şöyle, 300 kilometrenin üstü dünyada listeye alınır füzeler listesinde. Rusya'nın 11 bin kilometre menzilli füzesi var. Amerika'nın 9 bin var. Yarsı denedi mesela daha Aynen. Ya yani ama bu Türkiye'nin coğrafyası için şey midir 1000 e, kilometre? Yeterli ilgi midir? İlgi yeterli. alanı için yeterli midir? Yeterlidir. Şimdi. Ama Rusya'nın uzun olması gerekiyor çünkü kara ölçüleri çok. Onlar nükleer başlıkla çünkü o uzaya çıkıp uzaydan aşağı inecek. Yani normalde şey dünyadaki klasman olarak. Kısa menzilli füze ama Türkiye bugüne kadar füze meselesini tamamen bıraktığı için bin kilometre çok büyük başarı evet. şu anda. Şimdi zaten e, hani dünyada balistikler kısa, orta ve uzun menzilliye geçiyor. E, Özayeciğim dediği doğru. Bizim ilk kısa menzilli balistik füzemiz ama en uzun menzilli füzemiz elimizdeki. Şimdi ihtiyaca cevap veriyor mu? Yakın coğrafi tehditlere göz önünde bulundurursan bana göre veriyor. Fazlasıyla veriyor. Heh. Ama yeterli mi? Değil. Yani biz bunu üzerine ekleyerek devam ettireceğiz. Şimdi az önce güzel bir yere getirmiştik aslında meseleyi. hani Özel Hocam'ın ifade ettiği ucunu yakalarsan gerisi gelir. Ee, bu iş e, bir emeklemeye benzer. Daha sonra koşturarak gidersin şeklindeki tespit, benzetme savunma sanayi için geçerli. Yani örneğin 150'yi bulursan onu artık 200, 300 seyir füzesi yaparsan bunu çeşitli varyantlarını rahatlıkla üretebilirsin ki biz bunu yaşadık. Bak e, İHA ile başladı. SİHA oldu, Hı. TİHA oldu. Sürekli üzerine koyuyoruz. Bunların kendi içinde varyantları var ki az önce akıncı e, C varyantı. Yani 850 beygirlik motora sahip olan bir e, yeni kazanım. E, uçak da böyle yani hür e, kuşla başladı hikaye. Hürjet'e döndük ki hürjeti de az bir modifikasyonla yani savaş uçağına çevirebiliyorsun. Ardından Kaan geldi ve emin ol çok yakın zamanda insansız savaş uçağını konuşuyor olacağız. Yani Amerika mesela az önce bahsettiğimiz konu, F-16 konusunda teklifi kabul eder mi? Veya Yunus'un ifade ettiği orada üretime, top mermisi üretimine girecek olmamız. Öyle kimse kara kaşına, kara gözüne gelmiyor, kapını çalmıyor. Hani bir anda parayı bulunca, zengin olunca dostun artar ya. <laughs> aynı şekilde savunma sarayındaki hamlelerden sonra kapını çalan, dost olan artar. Şimdi... Mesela Kaan dahil, hep bunlar mercek altında. Tayfun dahil, şimdi konuşacağız. Ee, ve Atma, atmaca işte seyir, yine aynı şekilde som, aynı şekilde çakır. Bunlar hep dünyanın yakından takip ettiği hadiseler ki... Hani sayın vekilime de bir katkı şöyle sağlayayım. Ee, Tahan'ın ifade ettiği gibi biz böyle emperyal mantıkla değil... ...tam tersi oluşan o şer düzene karşı koyabilmek için... ...bu teknolojileri kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi... Gazze'yi konuştuk. Fulya, emin ol, yani Allah korusun, savunmasız, silahsız, güçsüz bir ülke olalım, daha beterini bize yaşatırlar. Çünkü pusuda bekleyen bir yapı ve bir kadro var. Bunu asla göz ardı edemeyiz. O halde ya, ne yapmalı? Evet, söyleyin. Savunma sanayi dahil kendi ayaklarının üzerinde duracak... Dışarıya bağımlılığı da en aza indirecek bir sebebi getirmek Ya Şimdi aslında zorundasın. yüksek teknolojinin temelinde de yani her zaman e, savunma sanayi vardır. Öyle değil mi? Elbette. Yani şimdi savunma sanayinde ilerleyen her şeyi üretedebilir e, bir yandan. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Şimdi mesela bak e, hani savunma sanayi diyoruz ama öyle aslında... Öyle düşünenler de var çünkü. E, şimdi Özay Hocam'ın ifade ettiği var ya bilime destek veya bilimsel yaklaşım. Hı. Şimdi mesela savunma sanayi e, hani o organize sanayileri ben gidip geziyorum okullar açılmaya başlandı, liseleri. En çok rağbet oraya var. Ciddi bir talep var. Çünkü bu sektör Türkiye'de daha yeni emeklemeye başladı. Binlerce insanın istihdam edileceği ve çok ciddi <laughs> e, kazançlarla da çalışacağı bir sektöre hızla dönüşüyor. Ve bunlar hep birbirini etkiliyor. Yani sizin savunma sanayi yapmış olduğunuz hamleler fulya. Sadece savunma sanayi için değil, ülkenin diğer alanlarına da katkı sağlıyor. Mesela yani o zaman şöyle bağlayın isterseniz. Yani Türkiye'nin böyle bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Şimdi az önce başlıklar açık biz niye böyle bir teknolojiye sahip oluyoruz ve olmamız gerekiyor diye. Terörle mücadele senin açtığın bir başlık. Yine aynı şekilde Allah korusun bir bölgesel savaş durumunda ülkeyi savunmadığına bir başlık kullanacağın teknoloji ve bu ürettiklerin. Ama hepsinin önemlisi, bak evet. hepsinin önemi Taha'nın az önce açmış olduğu başlık caydırıcılık. Yani sen, senin üzerine hesap yapanlar bu teknolojiyi gördüğü an Yunanistan'ın yaptığı gibi oturup düşünüyor. İki elinin arasına başını alıyor. Ben kimle mücadele etmek durumundayım ve nasıl bir güce sahip diye yeniden hesap yapmak durumunda O zaman akabinde kalıyor. şu soruyu da sorayım. Yani Türkiye'nin bu füzelere sahip olması en çok kim üzüyor? Türkiye'de gözü olanları. Emperyal devletleri, Amerika, işte Avrupa'nın diğer o başat devletleri, Gazze bölümünde saydığımız yani sen zannediyor musun ki Almanya, İngiltere e, elini ovuşturarak Türkler ne güzel şeyler yapıyor diye seyrettiklerini. Bir şekilde engellemeyi, bir şekilde sendeki bu teknolojiyi kendine transfer etmeyi veya işte e, ortak üretim vaadiyle elindeki o teknolojiyi almanın, çalmanın derdinde. Ben az önce F-16 konusunda Amerika'dan olumlu bir teklif gelirse endişeyle bakarım diye bu yüzden dedim mesela hani konumuz değil ama F-35'in alımı, F-16'nın alımı tartışılıyor. E şimdi Amerika şunu söylüyor. Adamlar zaten uçağını yapacak. 3-5 sene sonra istesek de satamayacağız diyorlar. Şimdi böyle bir teknoloji yakalamışken Amerika'nın en büyük taktiğidir o. Güç kullanır, durdurabilirse güçle işgal yapar, engeller. Irak'ta işte diğer Afganistan'da olduğu gibi. Durduramıyorsa vekil savaşçılar iş yürütür. Bize şu an yürüttüğü PKK-YPG gibi. O da olmuyorsa dost görünüp koluna girer, yolda seni istediği çizgiye getirmeye çalışır. Amerika'nın bir anda Türkiye'ye makas değişikliği dostuna böyle bakmak lazım. e Şimdi F-16 ile başlayıp hikaye olacak diye demiyorum. Hani e, yorum yapıyoruz. Eğer savunma sahnesi diğer alanlarda da bir ortak bir iş işbirliğine dönerse, ben buna e, şüpheyle bakar ve öyle bir tablonun oluşmasını istemem. Neden? Çünkü bu konular ciddi... E, istihbarat e, gerektiren hususlar yani e, bilgi paylaşımı ki mesela savunma sanayi diyorsun orada bile mühendislerin e, birbirinden habersiz üretim yaptığını bilmekte fayda var. Yani herkes bir şey öğretiyor ama sonuçta bunlar nasıl birleşiyor ve ortaya çıkan ürünün neresinden çıkıyor? <laughs> ve çok gizlilik gerektiren konular. Dolayısıyla e, burada her ülke seni yakından takip ediyor ve özellikle de emperyal yapı ee, mesela terörle mücadele dedi. Harekatlardan bahsediyoruz. Amerika şimdi bu e, çakırla birlikte senin kazandığın imkan kabiliyeti ve o coğrafyada gözü ve hesabı olduğu için nelere mal olacağını senden daha iyi hesap ediyor. Hiç merak etme. Şimdi, şimdi bu çok özür dilerim. Ta, burada hızlı Buyurun Öze abi. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kasım 1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında e, milletvekilleri dikkatinizi hava kuvvetlerine çekerim ee, hava kuvvetlerinin önemine çekerim sözü önemlidir. Bu sadece sözde kalmadı. 26'da Almanların bir firmasıyla Juncker'le bir anlaşma yaptık. Ee, onların belirli bir sermaye koyması gerekiyordu. Bizim bir sermaye koymamız gerekiyordu. Almanlar o sermayenin hepsini koymadılar vesaire, iş bozuldu. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan 2. E, Dünya Savaşı öncesi Almanya'daki havadan kaçan Polonyalı uçak mühendisleri geldi ve biz Kayseri Uçak Fabrikası'nı kurduk ve o Polonyalı uçak mühendisleri mes meselesiyle de biz çok mesafe aldık. Türkiye o dönem kendi uçaklarını yaptı mı? Evet yaptı. Burada farkına varılması gereken şey şu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin uçak sanayini nasıl kesti? Ambargo uygulayarak değil tam tersi. İkinci Dünya Savaşı için inanılmaz sayıda çok uçak üretmişti. O uçaklara ihtiyacı yoktu. Geldi uçakları bize bedava verdi. <laughs> Dedi ki yedek parçasını ve mühimmatını benden alacaksın o dönemin siyasi konuşmaların içinde de şu vardır. Yani bu kadar bedava uçak varken yeni uçak yatırımına zaten bir ekonomik zorluk var gidemiyoruz. Dolayısıyla dostun yani ya da müttefik dediğin ülkeler seni bir teknolojiyi geliştirmekten alakoymak için sana başka bir teknoloji satmaya çalışırlar. Ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi füze teknolojisi içerisinde ne işe yarar? Meteor. Çok basit bir şey. Bir ülke düşün çok sayıda dünyanın en önemli hava gücünü şey yaptı. Ve senin hava kuvvetlerinin buna karşı koymaya şeyi yok. Teknik imkanları yeterli değil. Ne yapmaya çalışırsın? O ülkenin uçaklarının havalimanlarından ya kalkamamasını ya da kalkıyorsa döndüğünde inecek pist bulmamasını sağlamaya çalışırsın. İkmal yapamamasın değil mi? Bu, yani ya, uçaklar kalktıktan sonra gider o havalimanı vurursun ya da o havalimanı uçaklar kalkmadan vurursun ki artık o düşmanın hava kuvvetleri, düşman belirlediğin ülkenin hava kuvvetleri senin için tehdit olmasın. Füze teknolojisi bu anlamda önemli. Buradaki önemli noktayı söyleyeyim. Şimdi mesela İran elinde Şahap füzeleri var. Şahap 3 yanılmıyorsam e, 3000 kilometreye yakın bir menzili var. Fakat Şahap 3'te hedefi hedeften sapma ortalama 1,5 kilometre. Şimdi, ya o çok önemli bir konu. Şimdi burada hedefi hangi başarıyla, hangi yüzdeyle vurduğun çok önemlidir. 5-10 metre sapmayla vuruyoruz değil? Sen böyle bir başarı yakalayan yok. Sen düşün. Bir düşman gördüğün ülkenin havalimanını vurmaya çalışıyorsun. Füze atıyorsun. Bir buçuk kilometre sapıyor. Kel bir yere gidiyor. Özel o Körfez Savaşı'ndan bahsettim ya. Sukutlar. Sukut füzeleri. Sukut, füzeleri tarlalara düşüyor. Yani şimdi buradaki ben temel mesele. Tabii ki. Ukrayna'da Kiev'de otelde akşam kalıyoruz. Bir patlama sesleri duyuldu. Allah Allah dedik. Hani bombardımana mı yakalan çünkü savaş çok daha yani. geri cephelerde. Hemen arkadaşlar canlı yayın araçlarını, kameralarını falan her şeyini ayarladılar. Yola çıkacaklar. Dedik ki yani oradaki askerler var kapıda İşte checkpointler kurulmuş. Dedik ki nereye düştü bomba? Ya bir şey yok dedi otelinize girin falan. Dedik yok ya hani nereye bombaladılar? Ya dedi burayı hani sivil sivil halkı kaçırmak için orada biliyorsun abi kombi yok bir şey yok merkezi ısıtma sistemleri var. <laughs> merkezi ısıtma sistemini vurmaya çalışıyorlar. Kiev'in de denk düşüremiyorlar. Sağ solu düşüyor füzeler dedi. Yani Rus füzelerinin de çok ciddi sukut sıkıntı var. Yani. O sıkıntı var. Şimdi bize hep füzenin menzilini konuşuyoruz ama gittiğim menzildeki hedefe vurma başarısı en az füzenin menzili kadar önemlidir. Yani o yüzden mesela ŞAAP-3 e, İran'ın sahip olduğu 1-2-3'tür onlar 3 seri haramlar. En önemli şey değil mi zaten? İşte orada Doğru yani şöyle sana Bana göre menzilden daha önemli bir husus. Yani Aynen öyle. Şimdi görmekten sonra. Fulya savunma sanayi şöyle aslında dünyada son derece açık kaynaklar vardır. O açık kaynaklara baktığın zaman biz zaman zaman şu hata yapıyoruz. Sadece kendi yaptıklarımız veya yapamadıklarımızı konuşuyoruz. Oysa dünyada mesela füze teknolojisini konuşacaksan. E dünyadaki bütün füzelerle ilgili hakikaten çok fazla açık kaynak vardır bu arada. Savunma sanayinde denenen her silahla ilgili çok açık kaynak bulursun. Artıları ve eksileri zaten bütün her şey mukayese edilir. Yani şöyle bir şey değildir savunma sanayi. Üretirken çok gizlidir. Ürün kullanılmaya yes, yes. başladıktan sonra... sonra değerlendirmeleri gelir. Hangisinden üstündür, hangisinden değildir. Dünyadaki füze teknolojisiyle de böyle bakmak gerekiyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Kanada'da bir üniversite şu araştırmayı yaptı demir kubbe. Müthiş bir hava savunma sistemi değil mi? Ama Hamas şunu keşfetti. Ben bir dakikada daha 700'den fazla füze ateşlediğim zaman demir kubbenin çalışma prensibi şu. Çok pahalı olduğu için Seçiyor. insanların yaşamadığı yere düşen füzeyi imha etmem evet. diyor. O hesaplamayı yapması da çok karmaşık bir işlem olduğu için bir dakikada 700'den fazla füze attığın zaman demir kubbe başarısız oluyor. Yani her şimdi mesela biz bir teknoloji geliştirdikçe bundan rahatsız olan ülkeler buna nasıl karşı koyabileceğine dair bir teknolojiyi tamam. çalışacaklar. Mesela bu hep böyle gidecek. Mesela hocam size takviye biz sihaları yaptığımızda akıncıları ve sihaları dünyada videolar dolaştırıldı. Türk sihası düşürüldü diye. Hmm. Bize sordular hep bu görüntüler doğru mu yoksa hani algı mı dedik algı hiç itibar etmeyin. Şimdi Özel Hocam sapma. E fulle var ya bak 150 200 metre sahana sonra düşünsünler bizim o çocukların gösterdiği sevinci gösteriyorlar. Çünkü e, o bile büyük başarı addediliyor. Bizim dikkat et denemelere nokta tam göbekten vuruyorlar. Yani artı eksi 10 metrelik bir sapma en fazla bugüne kadar yaşadığımız Allah nazardan saklasın. Ama diğer ülkelerde ben birebir bire yaşadım. E, Körfez savaşında sukut füzeleri atıldığında herkes kaçışıyordu. Hmm. Nereye düşeceği belli değil. E şimdi menzil istediğin uzaklığı elde et. Eğer hedefi vuramıyorsan bunun kıymeti yok ki. Bir de şu şeye bir başlık ekleyeyim, yani temin e, yarım kaldı. Hani savunma sanayindeki teknoloji neye faydası sağlar demiştin ya. Aslında ülkedeki bütün o bilme ilme katkısı var. Yani örnek ev eşyalarından tutun beyaz eşya dahil Teknolojilerin oraya hep transfer edildiği anlar yaşıyoruz. Mesela Tok milli otomobil gurur vesikamız gittiğinde ben çok ilginç bir şey duymuştum. O ön göğüs var. Tokta bilgisayar gibi evet. böyle büyük bir keyifle baktığımız. Kim üretmiş onu? Gökbey helikopterinin kokpit <laughs> gösterge tablosunu yapan firma üretmiş. Bak helikopterden otomobile geldik. Dolayısıyla sen bu sektörde ipin Birbirini ucunu yakaladığın besliyor. an birbirine zincirleme diğer sektörleri de önün açıyorsun. Ve ülke bir anda sanayi ülkesi olarak anılmaya başlanıyor. Biz daha bu Doğru. işi başlangıcındayız. Yani askeri anlamda kazanımları konuşuyoruz. İleride ekonomik anlamda ülkeye getirdiği katkıları falan konuşulmaya başladığında zaten dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olacağız inşallah. Bu süreç de öyle hani 50 sene 100 sene sonra değil. Belki bir 10 sene sonra. Ona ona bir rakam vereyim. <laughs> Coşkun hocaya söyledim. Biz araba ihraç ediyoruz ya yurt dışına. Kilosu ortalama 1 dolar seviyesinden bizim ihracatımız. Füze ihraç ettiğimiz zaman kilosu 3500 dolar. <laughs> Katma değer dediğimiz mesele öz itibariyle bu. Yani arabayı kilosu 1 dolara ihraç ediyoruz, füze ihraç ettiğimiz zaman kilosu 3500 olur. E hocam geçen e, Pakistan'a gemi teslim ettik. Ben de törendeydim. E, 4 tane Fırkateyn pazarlığı yaptık. Bir de milyam sattık onlara ki esas kıymetli Bu şey o. dediğim proje o. İkisi Karaç'ı ikisi Türkiye'de üretilmek üzere anlaşıldı. Türkiye'deki teslim edildi, bitti. Pakistanlı kardeşler işte beraber törende bulunduk. İnanılmaz keyifliler. Bir de onlara özel ebatlarla bir özel proje geliştirildi. Ee, hani samancılar var ya böyle bu işe illa bir yerden kult takacak. 4 milyar dolar yani sadece şu kalemin getirdiği ülkeye. Ki kilo bazında vursan da aynı kapıya çıkıyorsun. Adet bazında vursan da aynı kapıya çıkıyorsun. Korkunç bir sektör ve... Dediğim gibi biz daha emekleyen safadayız. Yani şu an sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Şimdi, Yakında dünya pazarına açılacağız. Kanı da konuşmak an... istiyorum ben bu noktada.